Evet, merhaba. R Project eğitim serisinde 1.6 paket kurulması ve ortam özelleştirilmesi devam ediyoruz. Benim ismim Şadevren Şeker. Sadevrenseker.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir bakacak olursak bu videoyla birinci bölüm yani giriş bölümünü bitirmiş olmayı hedefliyoruz. Böylelikle temel özelliklerini, R nasıl çalışır bunu anlamış olacağız. Daha sonra da grafikler ve istatistiksel dağılımlarla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda basit bar chart ve box plot çizimlerini göstereceğiz. Peki hemen lafı çok uzatmadan RStudio'ya geçelim. Temiz bir R açılmış durumda burada. RStudio açılmış durumda. Şimdi package kontrolü nasıl yapılır? Onunla ilgilenmeye çalışalım. İlk komutumuz görmemiz gereken installed packages dersek ve Enter'a basarsak şu an sistemde kurulu olan package'ları gösteriyor. Package nedir derseniz bazı R programlarının kullandığı komutların, R'ın kullandığı komutların yüklü olması gerekiyor. Bir kütüphane gibi düşünülebilir. Bazı fonksiyonların, komutların hazır bir şekilde geldiği kütüphaneler. Aslında bu package'ların içindeki her şeyi biz sıfırdan yazabiliriz ama hazır yazılmışı var. Bunları alıp kullanmak daha kolayımıza geliyor çoğu zaman. Bunları oturup yazmak yerine. Gene RStudio kullanan arkadaşlar için bu alt panelde Packages kısmı var. Packages kısmına girerek de kurulu olan paketleri görebiliyorsunuz. Şimdi paket bir kere kuruluyor ve kurulduktan sonra sistemde hep kalıyor. Bilgisayarınızı kapatsanız da arı kapatsanız da hep sistemde kalan bir şey. Sadece yükleyip yüklememek sizin elinizde. Kurmakla yüklemek farklı kavramlar. Bir şeyin kurulu olması o anda yüklü olduğu anlamına gelmiyor. Kullanmak isteniz onu yüklemeniz gerekiyor ayrıca. Ama sistem bunu geçen derslerde de görmüştük. Requires komutuyla kurulu olan bir package'i nasıl yüklendiği status'ı mesela yüklemiştik. Dolayısıyla requires diyerek herhangi bir package'i aktif hale getirebiliyorsunuz ve onun içindeki fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Şimdi bizim olmayan bir paketi nasıl kuracağımızı görmeye çalışalım. Ben read excel denilen bir package'i kullanmak istiyorum. Read Excel denilen bir package. Read Excel. Evet, bakın gördüğünüz üzere there's no package called Read Excel. Yani Read Excel isminde bir package yok. Bunu yükleyemiyorum. Dolayısıyla çalıştıramıyorum. Bunun içinde kullanacağım fonksiyonlar şu anda sana açık değil diyor. Peki ben ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Install package Read Excel ismini vereyim. Yani bunu kur. Read Excel package'ını kur dedim. Yani install package'si olacak. Pardon. Bu S'lerle ilgili hep bugün bir problem var. Evet, install package dediğim zaman tabii şu an internete bağlanıyor. İnternetten o package'i download etti. Ve şu an package listeme Read Excel'in gelmiş olması lazım. Evet, bakın burada var. Hatta tıklayarak galiba help bilgisini de alabiliyoruz. Read Excel temel olarak Excel'den dosyaların yüklenmesi, Excel'den veri okunması ile ilgili bir package. Şimdi require Read Excel dersem. Evet, loading required Read Excel diyor ve Read Excel'in altındaki fonksiyonlar artık benim kullanımıma açılıyor. Yani package'in tabii detaylarını anlatmak bu videonun amacı değil. Read Excel nasıl çalışır falan onun detayını anlatmayacağım ama sonuçta herhangi bir package için sizin package'ınız ne olursa olsun bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Peki package'ları nereden göreceğim? Hangi package'lara ihtiyacım olduğunu, ismini nereden bileceğim? Yani şimdi Excel ile ilgili böyle bir package olduğunu ben söylüyorum ama ihtiyaç olduğunda bunu hangi isme sahip olduğunu nasıl bulacağım derseniz bu da basit. Şuradan hemen CRAN packages'ı açayım. Şimdi adresimiz şu. CRAN R Project or Web Packages Available Packages diye geçiyor. Tabii bunu belki bulmakta zorluk olabilir. Google'a falan da yazabilirsiniz. Yani R Packages şeklinde yazarsanız, Available CRAN Packages gibi bir şey yazarsanız. Burada alfabetik olarak sıralanmış durumda. Burada arama da yapabilirsiniz. Mesela ne diyelim? Excel diyelim. İşte Excel Link dediğimde bakın Excel ile ilgili başka fonksiyonlar varsa. Burada mesela Excel ile ilgili Read Excel de çıktı mesela görüyorsunuz. İşte Write Excel diye bir tane varmış. Dolayısıyla bu mesela Excel ile ilgili bir fonksiyona, bir package'e ihtiyacınız oldu. Yapacağınız basit işlerden birisi bu package listesini alıp buradaki package'ları yüklemek, yani sisteme kurmak. Sistemde çok yer kaplıyor, çok büyük package'lar kurdum, işte yüzlerce package kurdum, bunları nasıl sistemden kaldıracağım derseniz de Remove Packages diyerek Read Excel'i kaldırabilirsiniz. Evet, ben de bugün ilk seferde bir yazamama şeyi var. Read Excel diyelim. Evet, bir typo hatası vardı orada.
Evet, şu anda remove at the package'e bakalım, gidelim readXL var mı? P. Evet, gördüğünüz üzere readXL listemizden, install package'ımızdan kaldırılmış. Bu sol tarafı kullanmak biraz faydalı. İsterseniz bunu da gördük. Nasıldı? Installed. Installed packages diyerek. Packages. Bu sefer doğru yazacağım. Evet, tamam. Dolayısıyla installed package'ları da görebiliyoruz. Burada readXL olmadığını görebilirsiniz. Bir iki ufak özellikten daha bahsedeyim. RStudio'nun preferences'ına girerseniz, özelliklerine girerseniz, burada R'la ilgili temel kurulumda gelen bazı özellikler ayarlama imkanımız oluyor. Nelerdir bunlar derseniz, işte mesela default working directory'i değiştirebilirsiniz. Şu an çalışılan default directory bu. Şu RStudio küçük olduğu için ekrana sığmadı. Bu normalde işte default olarak save edilen dizinimiz working directory olarak düşünülebilir. Bunu değiştirme şansımız var. Projelerle ilgili işlemlerin yapılabildiği özellik. İşte RStudio kapanırken default olarak kaydedilsin mi çalışma ortamımızdaki değişkenler ve sonra tekrar açıldığında tekrar o default olarak yüklensin mi gibi seçeneklerimiz var. Çıkarken RData'yı save edeyim mi diye sorsun mu her seferinde, hiç sormasın mı gibi seçeneklerimiz var. Fakat burada esas bizim package'larla ilgili olan package listemiz var. Burada default mirror var. Yani bu R package'ların download edileceği default repository var. Bir şeyimiz, ne denir, kütüphanemiz var diyelim. Bu repository'nin şeyini değiştirebilirsiniz. Change diyerek mirror'lardan herhangi birini seçebilirsiniz. Farklı bir yerden yükleyebilirsiniz. Veya bazı özel repository'lar oluyor. Kendileri özel package'lar yazıyor. Bunları download etmek istediğiniz zaman buraya eklemeniz mümkün. Bağlantı şekillerini gene burada kullanıyoruz. Kodla ilgili de bir özellikten bahsedelim. İşte kodun indentation'ı, görüntüsü, nasıl compile edileceği, complete edileceği, eksik kodların diagnosis'i falan burada var. Görüntüyle ilgili de burada değişiklik yapabiliyorsunuz. Herhangi bir temayı seçip, yani renkleri nasıl renklendirileceği ile ilgili kod editörünüzde seçebiliyorsunuz. Editörünüzün kullanacağı kod formatını seçebiliyorsunuz, fontunu seçebiliyorsunuz gibi. Yani ortamımızı özelleştirdiğimiz pane layout'la şu az önce gördüğünüz arka plandaki gözüken panellerin yerleri değiştirilebiliyor. İşte GitHub veya Subversioning bir versiyon kullanıyorsanız, işte bunun için hatta RSA key generate edebildiğiniz bir alanınız var. Bilgisayarınıza versiyon kontrolü yapan bir yazılım yüklüyse GitHub, Git gibi veya Subversion gibi, SVN gibi bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yani aslında bu kurulumda gelen default özelliklerden herhangi birini değiştirmek istiyorsanız, işte mesela diyelim ki ben köşeli parantez açtığımda hemen kendisi köşeli parantez otomatik kapatıyor. Ben de bunu istemiyorum. Bunu değiştirmek istiyorum derseniz, hemen bulalım mesela onu nereden yapıyormuş. Completion'da galiba, insert parentheses after function completions, mesela fonksiyon tamamlanınca otomatik olarak parantezi koyması gibi bir özellik var. Bunu kaldırmak isterseniz buradan yapabilirsiniz gibi. Değişik özellikleri ayarlamak istediğinizde, yani böyle hani şunu otomatik yaptı, bunu böyle yaptı, bu böyle görünüyor, bunu ben böyle istemiyorum gibi şeyleriniz varsa, sıkıntılarınız varsa, RStudio'nun bu preferences'ına girip bir bakmakta fayda var. Özetleyecek olursak, videolarımızı kısa tutmaya çalışıyoruz malum. Küçük küçük çok sayıda video çekerek gitmeye çalışıyoruz. Bu videoda ne yaptık? R paket yöneticisini gördük. Paket kurulumun kaldırılması ve kurulu paketlerin nasıl listeleneceğini gördük. Repozitörü seçimini gördük. R ortamının özelleştirilmesi, kod editörü, kurulumda gelen bazı özelliklerden bahsettik. Bir sonraki videomuzda da 2.0 artık diyeceğimiz video grubunda grafiklere başlayacağız. Farklı grafik çeşitlerini göstermeye çalışacağım. Sonra da istatistiksel dağılımlar denilerek birazcık daha R'ın gerçek özelliklerini kullanmaya başlayacağız. Daha ileri özelliklerini kullanmaya başlayacağız. Yani şu an bu video bittikten sonra, birinci bölümden sonra artık dokümanları okuyarak, help'leri okuyarak, basit işleri takip ederek yolunuzu bulabilecek durumdasınız. Amacımız oydu. İşte verileri tanıyorsunuz, veri değişkenlerini nasıl kullanacağını, değişkenlerin, matrislerin ne olduğunu, verinin nasıl dışarıdan alınacağı, operatörleri, işte paket kurmayı gibi temel özellikleri tanıyorsunuz diye düşünebiliriz. Daha sonraki şeylerde, konularda daha ileri sayılabilecek konularla devam etmeye çalışacağız. Benim ismim Şadi Evren Şeker. sadeevrenseker.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği, bilebildiğim, vakit bulabildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum.